Hepinize iyi pazarlar kardeşler. Nasılsınız? İyiyiz. Hamdolsun. Ben her şeyden önce aslında vaaza başlamadan tapınma grubuna teşekkür etmek istiyorum. Yani biliyorsunuz bugün Hoşea bölümü. Aslında kısa peygamberliklerden ilk bölümü paylaşacağız ve ben tapınma zamanında tapınma zamanında sanki bir anlamda vaazı yaşadım ya da Hoşea'nın anlattıklarını anlatmaya çalıştıklarını bugün hayatımızda olup bitenleri bir şekilde gördüm. O yüzden tapınma grubuna teşekkür etmek istiyorum. Bugün kısa peygamberliklerden iki paylaşacağız. Hoşea üzerinde konuşacağız. Hoşea aslında okurken böyle beni duygudan duyguya üzerinde çalışırken böyle alıp bir yerlere götüren bir kitap oldu. Ve fark ettim ki aslında bizim yaşamımız içerisinde, hayatımız içerisinde, bugün kilise içerisinde çok önemli kitaplardan bir tanesidir. Ve bugün elimden geldiğince o paralellikleri ortaya koymaya çalışacağım. Ama başlarken isterseniz biraz kitap üzerinde ne anlatıyorum, hangi yüzyılda vesaire onlara biraz bakalım. Aslında Hoşea kitabı İsa'nın 7. yüzyılda yazılmış bir kitap. 725 olduğunu söyleniyor. Yoaş oğlu 2. Yoravam İsrail kralıyken ayrıca Uzia, Yotam, Ahaz ve Hizkiya da Yahuda kralıyken Hoşea peygamberlikte bulundu. Geçen hafta konuşmuştuk. Aslında anlatıldı. Krallık ikiye bölünmüştü Süleyman'dan sonra. Kuzey Krallığı ve Güney Krallığı olmak üzere. Kuzey Krallığı İsrail, Güney Krallığı daha çok Yahuda olarak anılıyordu. Ve Hoşea Kuzey Krallığı'nda peygamberlik etti. İsminin anlamı da çok özeldi. Hoşea ne demektir biliyor musunuz? Kurtuluş demektir aslında Hoşea. Grekçe ya da Yeşu'yla aynı kökte. Grekçe Hoşea. İsa'yla aynı özdedir aslında. Dolayısıyla peygamber kendi adına yaraşır bir yaşam sürdü ve büyük bir örnek teşkil etti bu anlamda. Kitapta birkaç isim de çok önemlidir. Oraları fazla değinmeyeceğim ama her ne kadar Hoşea Kuzey Krallığı'nda peygamberlik ettiyse de Yahuda'ya yönelik de duyulan ilgiyi yansıtan ayetler var. Bu peygamberlik sırasında aslında o dönemin tarihsel durumunda biraz karışık. Kuzey Krallığı işte Asurlar tarafından istila edileceğine ve Samiriye'nin yıkılacağına yönelik peygamberliği de var Hoşea'nın. Ve ilerleyen zamanlarda biraz daha bu detaylara bakacağım. Şimdi bu ana hatlarını sizin için oluşturmak istedim. Çünkü aslında kısa peygamberliklerin sürgün öncesi en uzun peygamberliği. 14 bölümden oluşuyor. Şimdi kitaplar karıştırdım. Bununla ilgili bu ana hatları nasıl oluşturabiliriz? Birçok farklı diziliş var ama ben olabildiğince aklımda kalıcı ve özet olarak geçmek istedim. İlk olarak birinci bölümde Hoşea fahişi bir kadınla evleniyor. İsrail'in günahını resmediyor Rab bu yolla aslında bizlere. İkinci bölümde İsrail'in sadakatsizliğinin sonunda yargıya uğrar. Üçüncü bölüm İsrail'in Rab'e dönüşünün Hoşea'nın karısının kurtuluşuyla resmedilmesi vardır. Dördüncü bölüm, Efraim'in yani İsrail'in putperestliği ki bölüm içerisinde göreceğiz ki aslında İsrail'den birkaç kez Efraim olarak, Yakup olarak bahsediyor Hoşea. Beşinci ve altıncı bölümlerde Tanrı'nın gazabı ve gelecek merhamet üzerinde anlatıyor. Şimdi yedinci ve on üçüncü bölümler var. Aslında içinde birçok şeyi barındırıyor yedinci ve on üçüncü bölümler. Ben ana hatlarını oluşturmaya çalıştım. Şöyle, işte halkın günahları, kahinlerin günahları, halkın putperestliği, Yahuda ile ilgili bildirimler, kahinlerin ve önderlerin yaşamlarındaki sıkıntılardan ve daha birçok detaydan orada bahsediyorum bu bölümde. Ve nasıl tamamlanıyor? 14. bölümde İsrail'in tövbe etmesi ve Tanrı'nın bereketlerinden zevk alması şeklinde. Kısaca özetlemek gerekirse 14 bölüm bu şekilde özetleyebiliriz.
Yani Hoşea'nın yaşadığı dönem kolay bir dönem değildi, zor bir dönemde yaşıyordu Hoşea. Biraz onu da anlatayım ki biraz o altyapıyı biraz fark edebilirim. Krallık ikiye bölünmüştü biraz önce söylediğimiz gibi. Halk Tanrı'dan uzak bir yaşam sürüyordu. Putperest bir yaşam sürüyordu, sürmeye başlamıştı. Aslında Hoşea'nın ilk peygamberlik yapmaya başladığında ikinci Yoravam dönemi olarak bilinen bir dönem. Bolluk içerisinde geçen bir dönemdi. Fakat arkasından Yeravam'dan sonra dört kral geliyor. Bir yıl içerisinde dört kral değişiyor. Dolayısıyla bu da işte muazzam bir kaos ortamı oluşturuyor. Ve o dört kraldan bir tanesi örneğin Manahem. Onun döneminde Asur'a haraç vermeye başlıyor İsrail. Çünkü Manahem kendi krallığını korumak için sürekli haraç veriyor. İşte İsrail'deki zenginlerden alıp haraç veriyor. Daha sonra da Mısır'a haraç vermeye başlıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir kaosun yaşandığı bir dönem. Hem içeride hem dışarıda. İçeride bir kaos var. Bu kralların dört kralın bir ilçesinin değişmesinden. Hem de dışarıda Asur'un büyük baskısı var. Ve zaten biraz önce söylediğimiz gibi Hoşea bunlardan bahsediyor. Şimdi bu Hoşea kitabında aslında daha çok bizi ilgilendiren bu tarihsel, öğretisel durumlardan daha ziyade muazzam bir resimle Tanrı aslında kendi tasarısını bizim gözlerimizin önüne seriyor. Kutsal kitabı sıkça rastlanan bir aslında benzetme, gelin ve güvey benzetmesi. Biliyoruz ki Tanrı aslında kendi halkının güveyidir. Ve Tanrı halkı, bizler gelin olarak onun karşısındayız. Kitabın ana hattında aslında o nokta var. Güvey olan Tanrı sevgisi ve sadakati kusursuz olarak karşımıza çıkıyor. Bizler gelin, Tanrı'nın halkı, sadakatsizlik ediyoruz. Hoşea'nın ifade etmeye çalıştığı gibi zina ediyoruz aslında. Zina olarak bunu adlandırıyor. Çünkü Hoşea'nın karısıyla yaşadığı durum budur. Yani 14 bölüm kısaca nasıl anlatılabilir bayağı düşündüğüm üzerinde. Umarım programınızı ona göre yaptınız ibadetten sonra. 14 bölümü bitirmek için. Yani olabildiğince kısaltmaya ve özetlemeye çalıştım. Ve 3 ana hat üzerinde aslında kutsal ruh beni yönlendirdi. Ve bugün özellikle bu 3 ana tema üzerinde ve ilki aslında biraz önce bahsettiğimiz 7. ve 11. bölüm arasındaki o bütün o kaosu anlatan, o kaosun sebebini anlatan noktalarda. Ve bugün özellikle şunu yapmaya çalışacak ki Hoşea aracılığıyla aslında Tanrı bugün kilisenin durumunu da ortaya koymaktadır ve dikkat etmesi gerekenleri de ortaya koymaktadır. Çünkü Tanrı'nın sözü inanılmazdır. Yani ne diyor Kerem? İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynadır. Amin. O yüzden aslında Tanrı'nın düşüncesi ve yapısı değişmediği gibi ne yazık ki insanlar da değişmiyor. Bugün aynı kaos zaman zaman kilisenin içerisinde de ortaya çıkabiliyor. Ve işte bu biraz önce bahsettiğimiz, bir geri gidersek bahsettiğimiz bütün bu sıkıntıların aslında altında yatan ana temayı Hoşea tek bir birkaç ayette anlatıyor bize. Hoşea 4. bölümde 1, 2 ve 6. ayetlerde şöyle söylüyor. Ey İsrail, dinleyin Rabbin sözünü. Çünkü Rabbin davası ve bu ülkede davası var bu ülkede yaşayanlarla. Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi. Lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık, zina almış her şeyin yerini. Zorbalık ediyorlar, kan üstüne kan döküyorlar. Yok oldu halkın bilgisizlikten. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Bana kâhinlik etmesin diye sen Tanrı'nın yasasını unuttuğun için ben de senin çocuklarını unutacağım diyor. Aslında orada bahsettiğimiz bütün o kaosun, Hoşea'nın bahsettiği bütün o kaosun altında yatan ana sebep İsrail halkının, Tanrı'nın halkının Tanrı bilgisinden yoksun olmasıydı. Ben ilk okuduğumda bu ayetleri biraz garip geldi. Çünkü aslında
Tanrı bilgisi konusu çok enteresan bir konu ve bence bugün kiliselerimizde de yanlış anlaşılan bir konu. Tanrı bilgisini, kutsal kitapta Tanrı'nın sözlerini okumak, ezberlemekten ibaret olduğunu düşünüyorsak yanılıyoruz. Çünkü aslında Hoşea'nın döneminde İsrail halkının Tanrı bilgisi hakkında, Tanrı hakkında bilmesi gereken yeni bir şey yoktu. Atalarından gelen birçok bilgiye sahiplerdi. Aslında orada bahsedilen Tanrı bilgisi, Tanrı'yla o kişisel tecrübedir. Tanrı'yla kişisel tecrübedir. Ve bunun eksikliği aslında İsrail halkının günahının ana noktasını oluşturuyordu. Tanrı bilgisinden yoksundu. Şimdi ben hatırlıyorum, biz yeni evliydik eşimle. Kilisede hizmet ediyorduk. Full time olarak, tam zamanlı olarak kilisede çalışıyorduk. Ama bizim gelirimiz çok sınırlıydı. Gelirimiz sınırlıydı. Giderimiz sınırsızdı. Sürekli giderler vardı biliyorsunuz. Durmuyor faturalar, yiyecek içecek vesaire. Biz çok mutluyduk aslında. Zevkle Rab'e hizmet ediyorduk. Sevinçle Rab'e hizmet ediyorduk ama bir nokta geldi ki aslında boğulduk bir anlamda. Boğulmuş gibi hissettik kendimizi. Çünkü kredi kartı artık limitleri zorlamaya başlamış. Dönmemeye başlamış bir takım şeyler ve bayağı zorlanıyorduk bu konuda. Tam o dönemde bir aile bizi ziyarete geldi. İmanlı bir aile, çok değerli büyüklerimiz. Neyse oturduk sohbet ediyoruz. İşte laf lafa işte konuşuyoruz oradan buradan. Yüreğimizi açıyoruz, birlikte konuşuyoruz. Tam işte bu sıkıntılarla mevzu geldi. Biz ucundan tabii bahsettik biraz. Yani sıkıntılarımız var ama hamdolsun işte. Yani, Rab iyidir, Rab sağlar falan dedik. Kendi hayatlarında bize bir örnek verdiler. Birkaç örnek verdiler ve bize şey dediler, hiç unutmuyorum aslında, eminim eşim de unutmuyordur ki bugün hala aynı şekilde düşünüyoruz. Dediler ki, yani siz elinizde olanı kullanın, kalanı için dua edin. Yani siz elinizde olanı kullanın, kalanına sahip olmak için borç yapmayın. Rab'den dileyin. Yapıyor musunuz bunu? Diye sordular. Ve kendi hayatlarında örnekler verdiler. Böyle onlar konuşurken benim adeta karnıma, mideme böyle bir taş indi. Ben dedim ki ya gerçekten aslında birçok şey için dua ediyoruz. Kilise için dua ediyoruz, kardeşler için dua ediyoruz, hizmetimiz için dua ediyoruz, yüreğimiz için dua ediyoruz ama aslında gerçekten bunu teslim ediyor muyuz Rab'e? Hani kilisede çok duyuyoruz değil mi o sözü? Rab sağlar. Rab sağlar. Yani kelamı açıyorsun bu saklamı. Zaten bu bilgi her tarafında var. Tanrı sağlayan Tanrı'dır. Ama aslında bunu tecrübe etmemişiz hayatımızda. Neyse bu aile gitti. O gün başka ne konuştuk hiçbir şey hatırlamıyorum ama bu aile ayrıldı. Hemen arkasından eşimle beraber oturduk. Birbirimize baktık ve tam aynı şey noktadaydı. Ve dedi ki biz hata yapıyoruz. Yani biz Rab'e güvenmiyoruz aslında, kredi kartına güveniyoruz. Ve karar verdik bugün. Dedik ki gelirimiz ne kadarsa ancak o kadar harcayabiliriz. Onun dışında, tabii ki yetmeyecek bu ama onun dışında neye ihtiyacımız varsa dua edeceğiz. Ve Rab'in sağlayışına güveneceğiz gerçekten. O gün karar verdik ve o günden bugüne kadar hala aynı şekilde devam ediyor ama Rab'in o kararımızın arkasından sağlayışı inanılmazdır. Yani ben o yaşadığımız, o kısa sürede yaşadıklarımızı anlatsam, bugün o şeye yer fırsat kalmaz ama özetleyecek olursak Rab o kadar büyük kapılar açtı ki bizim karşımızda, o kadar imkanlar sağladı ki bizim gayretimiz olmaksızın. Böyle kendiliğinden Rab bize kapılar açtı, iş bulduk, çalıştık ikimiz beraber. Onun öncesinde bir kardeşin hediyeleri vardı, bizim haberimiz yoktu nereden, kimden geldiğinde. Ve çok kısa bir sürede bütün borçlarımızdan kurtulduk. Ailemizin de biraz katkısıyla bir araba aldık. Rab bizi feraha çıkarttı aslında. O güne kadar kaç kez okumuşumdur, belki de vaaz etmişim bilmiyorum o zaman da. Kaç kez okumuşuzdur, onun egemenliğinin ve doğrunun ardından gidin, gereken her şey size verilecektir sözünü. Kaç kez, bu bilgi zaten vardı aslında bizim akıllarımızda. Ama aslında Tanrı bilgisi onu tecrübe etmekten geçiyordu. Bugün öyle bir sorunumuz kalmıyor. Çünkü onu tecrübe ettik. Rab'bin sağlayışını hayatlarımızda gördük. Yaşamımızın içerisinde onu yaşadık.
O yüzden sımsıkı bu vaatlere tutunabiliyoruz. Artık kredi kartı bizim için put olmaktan çıktı. Hayatlarınızda putlar var mı? Rab'be güvenmediğimiz, aslında onun yerine koyduğumuz, ona ihtiyaç duymadığımızı söylediğimiz her anda aslında bu putları hayatımızda oluşturuyoruz kardeşler. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ve işte Tanrı bilgisi diye bahsedilen şey budur aslında, onu tecrübe etmektir. Ne yazık ki kiliselerimizde bazı kişiler bunu hiç tecrübe etmiyorlar. Ütopik geliyor. Yani okuduğumuz şeylerin hayatımıza girmesi, ama İsa öyle değildir. Başka tanrılara benzemez. O başka tanrılara benzemez. O yaşamın ta kendisidir. Hayatımızın tam odağındadır ve içindedir. O yüzden aslında bu Tanrı bilgisi için kutsal kitabın işaret ettiği tek bir kişi vardır. O da Mesih İsa'nın kendisidir. Şöyle diyor kutsal kitapta. Matta 11. bölüm 27. ayette diyor ki, babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlunun tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz diyor. Ve muazzam bir sır veriyor Yuhanna bize. Diyor ki, sonsuz yaşamın sırrı nedir? İsa Mesih'i tanımaktır. Onu tecrübe etmektir. Hoşaya'nın anlatmaya çalıştığı gibi. Eğer İsa'yı tecrübe etmiyorsak, İsa'yı hayatlarımızda tecrübe etmiyorsak, aslında sonsuz yaşama asla sahip değiliz. Bunu anlayabiliyor musunuz? Kavrayabiliyor musunuz? Çünkü öğrenciler de bunu anlamakta zorluk çektiler. Yuhanna 14. bölümde hatırlıyorsunuz. İsa dedi ki, yol, gerçek ve yaşam benim ve benim aracılığım olmadan hiç kimse Sebali Baba'ya gidemez. Bunun üzerine Filipus ne diyor? Ya Rab diyor, bize babayı göster, semavi babayı. Bu bize yeter. İsa ne cevap veriyor? Hatırlıyor musunuz? İki senedir sizle birlikte değil. Zaten sizinle beraberim. İsa'yı tecrübe etmek budur aslında. O bilgiye sahip olmak tam anlamıyla budur. Ve Hoşea aracılığıyla Tanrı aslında İsrail halkına bunu hatırlatıyor. Beni tecrübe edin. Haraç vererek, insanlara güvenerek, uluslara güvenerek, krallara güvenerek değil, bana güvenerek hayatınızı sürdürün. Putlara güvenerek değil, bana güvenerek yaşamlarınızı sürdürün. Bana dönün. Bana dönün. Gerçekten İsa'yı tanıyor musunuz? Onu hayatınızda tecrübe etmek için gerçekten yüreğinizde bir istek var mı? Bu çok önemli bir nokta. Diğer bir nokta aslında yine de önemli gördüğüm Hoşea içerisinde Tanrı'nın özel bir parantezlaştığı bir nokta var kahinlerle ilgili. Tanrı kahinleri azarlıyor Hoşea aracılığıyla ve onu azarlarken aslında bize de çok şey söylüyor. Onu düşünüyorum. Aslında Hoşea'nın yaşadığı dönemde insanlar dindar bir yaşam sürüyorlardı. Yani kurbanlar sunuluyor, yakmalık sunular sunuluyor, yeni suraklar inşa ediliyordu. Dini bayramların hepsi kutlanıyordu aslında. Ama Rab kahinleri azarlıyor. Niye? Çünkü aslında kahinler halkla beraber yapılmaması gereken şeyleri de beraberinde yapıyorlardı. Hoşea 4. bölümde yine de buna da biraz değiniyor. Diyor ki, kahinler çoğaldıkça daha çok günah işledi. İşlediler bana karşı. Ve diyor ki halkın başına gelenler kahinlerin başına da gelecek. Tuttukları yol yüzünden cezalandıracak onları, yaptıklarının karşılığını verecek. Neydi kahinlerin problemi aslında? Bütün bu dinsel törenlere katılıyorlardı Tanrı ile ilgili, aslında gerçek Tanrı ile ilgili. Bununla beraber putlara sunulan bütün o törensel ibadetlere de eşlik ediyorlardı. Ve bu Tanrı'yı öfkelendiriyordu. Bağlara şükrediyorlardı. Geleceği sihirle tahmin etmeye çalışıyorlardı. Putlara kurbanlar sunuyorlardı. Ahlaksızlıklarla dolu törenlere katılıyorlardı. Bağlara yüksek sesle bağırıyorlardı ve kendilerini yaralıyorlardı. Hatırlıyor musunuz İlyas'ın Bağ'ın 400 peygamberi önündeki durumunu? Hatırlıyor musunuz? Ha? Bir sunak yapıldı ve oradaki kurbanı hadi dedi İlyas meydan okuyarak.
Madem bu tanrılar sizi kurtaracak güçtedir, o zaman bir ateşle tanrınız bunu yapsın da görelim. Ne yapıyorlardı bu 400 kahin, 400 peygamber? Ne yapıyorlardı? Yüksek sesle bağırıyorlardı ve kendilerini yaratıyordu. Yani İlyas Bay'a alay ediyorlar, hatırlıyor musunuz? Diyor ki, bağırın, daha çok bağırın. Belki tuvalettedir. Belki helaldedir. Bu sizi duymuyordur. Kahinler aslında bütün bu dinsel ahlaksızlığın içerisinde yer alıyorlardı. Ve Rab onları azarlıyor. Azarlıyor. Bu önemli bir nokta. Bizim kiliselerimizde de aslında zaman zaman aynı sıkıntılar var. Olabiliyor. Ya da olabilir. İkinci tip Petrus'ta aslında bu uyarılar bizim için de geçiyor. Diyor ki, İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yaslayarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. Başkaları da onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövecekler. Aç gözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz. Aynı uyarı aslında Hoşea döneminde yapılan uyarıyla kiliseye bugün yapılan uyarı aynıdır. Yani Kelam diyor ki öğretmenlerin çok daha titiz bir yargıdan geçeceği kesindir. O yüzden herkes bunu istemesin. Bu zor aslında. O zaman da zordu muhtemelen. Bugün de zor kilisenin içerisinde. Çünkü insanlar her zaman teşvik dolu sözler duymak istiyorlar. Onları heyecanlandıran, onları gaza getiren, onları yüreklendiren. Her zaman sevinç dolu sözler duymak istiyorlar. İsa bir gün gelecek. Cennette olacaksın. Tapınacaksın orada beraber. Rabbi yücelteceksin. Bu doğrudur aslında. Bunları duymaya arzulamak da kötü bir şey değildir. Ama aslında hepimiz için de önemli bir nokta vardır. İşte bu insanları mutlu etmek için, sırf onlara hoş görünmek için öğretilerden kaçınmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Titus da diyor ki onların ağzını kapatmak gerekir. Ve bu nedenle aslında kilisenin içerisinde öğretenlerin büyük bir sorumluluğu vardır. Sadece insanların duymak istediklerini öğretmekten ziyade Rabbin gerçeğiyle kiliseyi karşı karşıya getirmemiz gerekiyor. Buna özen göstermemiz gerekiyor. Zordur. İnsanlar azarlanmaktan hoşlanmaz. Zordur. İnsanlar yanlış yapıyorsun denmekten de hoşlanmaz. Zordur aslında çünkü insanlar Tanrı'nın sevgisini konuşmayı sever ama Rab korkusunu konuşmayı sevmezler. Onun hakkında duymaktan hoşlanmazlar ama aslında Rab korkusudur diyor bilgeliğin temeli. Rab korkusudur bilgeliğin temeli. O yüzden aslında öğretirken dikkatli olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rab korkusunu öğretmemiz gerekiyor. Zaman zaman azarlamak gerekiyor. Yanlışa yanlış demek gerekiyor ve kardeşleri özendiren bir yaşam aslında o sorumluluğu Rab bize vermektedir. Öğretenlere, önderlere bu sorumluluğu vermektedir. Bu önemli. Bununla beraber tabii kiliseye de bir sorumluluk düşüyor Rab'in halkına da. Yani İsrail halkı arasında aslında insanları mutlu etmek için, sadece karınlarını doyurmak için ve o eğlence alemlerine onlarla beraber dalmak için kâhinler bunu yapıyorlardı ama Tanrı'nın azarlaması aslında başkaydı. Ve doğru olanı o Rab korkusunu öğretmek üzereydi. Ama aynı zamanda halka da sorumluluk düşüyor. Değil mi? Kiliseye de sorumluluk düşüyor. O yüzden Rab'in o terbiye edişine boyun eğmeye hazır olmamız gerekiyor. Ne diyor kutsal sözler? Ne için gereklidir diyor? Öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için. O yüzden alçak gönüllülükte aslında kilise olarak önderlerimize, onların azarlamasına, onların Rab korkusu üzerinde bize söylediklerine kulak asmamız gerekmektedir ve kelama göre iki kat saygıyı hak ediyorlar öğretenler.
1. Timoteus 5.17'de diyor ki, topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, özellikle Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygıya layık görür. İki kat saygıya layık görür. O yüzden her iki tarafı da ilgilendiren bir durumdur. Ve Hoşea döneminde hem kahinler hem halk bu akıntıya kapılmış gidiyorlardı adeta. Ve yıkım geliyordu aslında onlar için. Sonuç buydu. Yıkım. Ve bütün bu yıkım içerisinde aslında Hoşea kitabının özünü oluşturan o Tanrı'nın ifade edilmesi güç sevgisini görebiliyoruz. Yani nasıl ifade edilir bilmiyorum. Çünkü insan anlayışını çok aşan bir şeydir aslında Tanrı'nın sevgisi. Grekçe agape olarak geçiyor. Karşılıksız sevgisi. Her şeye rağmen sevgisi Tanrı. Hoşea kitabında da ortaya çıkıyor. Hoşea 11. bölümde birkaç ayeti sizin için aldım orada. Diyor ki 1 ve 3. ayetlerde çocukluğumda sevdim seni, sevdim İsrail'i. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Peygamberler İsrail'i çağırdıkça İsrail uzaklaştı onlardan. Kurban kestiler bağlara, buhur yaktılar putlara. Efraim'e yürümeyi ben öğrettim. Kollarıma aldım onları ama kendilerine şifa verenin ben olduğumu anlamadılar. Bu ayetleri okuduğumda bir yandan da aslında kendi hayatım gözlerimin önüne geçti. Ne kadar da benzer bir durumdaydım. Zaman zaman belki de benzer durumlar hayatımda yaşadım. İsrail'e iman ettikten sonra bile. Ve bu layık görülmeme, kendimi Tanrı'ya layık olmama durumu aslında sadece bu ayetlere odaklandığımızda ortaya çıkıyor ama Tanrı'nın aslında söylemek istediği, göstermek istediği bu değil bununla. Diyor ki 8 ve 9. ayetler, nasıl vazgeçelim senden ey Efraim, nasıl teslim edelim seni ey İsrail? Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım, kızgın öfkemi başınıza yağdıracağım. Yağdırmayacağım. Efraim'i yeniden yok etmeyeceğim. Çünkü ben insan değil, Tanrıyım. Kutsal olanın aranızda, kutsal olanın aranızda artık öfkeyle üzerimize varmayacağım. Tanrı ile ilgili durumları düşündüğümüzde, özellikle onun sevgisiyle ilgili durumları düşündüğümüzde düştüğümüz hataların başında geliyor bu. İnsan ölçüleriyle onu değerlendirmeye, anlamaya çalışıyoruz. Ama onun sevgisi bunun çok daha üstündedir. O yüzden aslında Tanrı'nın bizi bağışladığı noktalarda kendi kendimizi bağışlamayarak adeta kendimizi köle ediyoruz. Kendimize zincirler vuruyoruz. Ve Tanrı'nın o kucaklayan sevgisi, bütün o aslında öfkesinin, bütün o gazabının içerisinde ortaya çıkan sevgisi o şeyde bizim gözlerimizin önüne seriliyor. Kavrayışımızı çok aşan bir sevgi. Başta söylediğimiz gibi aslında onun, o bizim güveyimizdir. Biz onun geliniyiz. Sadakatsiz ettiğimiz durumlarda, hatta zina ettiğimiz durumlarda bile Tanrı bizi kucaklar, Tanrı bizi sever. Hoşea da bu resim çok güzel ifade edilmiş. Üçüncü bölümde aslında Hoşea zina eden, kendisini aldatan, kendisinden kaçan, kendisinden uzaklaşan karısını köle pazarından satın alıyor. Ne kadar bizi resmediyor aslında. Ve sonsuz bir sevgiyle aslında onu sevmek için, kucaklamak için. Tanrı da bizi satın aldı. Bizi satın aldı. O yüzden aslında ona aitiz. 1. Petrus'ta 1. Petrus'ta 1.18-19'da diyor ki, biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızda altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil,
kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Onun değerli kanı sayesinde satın alındık. Bu kanla satın alındık aslında. Hoşeya'nın tıpkı karısını satın aldığı gibi. Hoşeya'nın karısı sadece zina etmekle kalmamış. Bunun sonucunda o kadar kötü bir duruma düşmüştü ki köle pazarına kadar. Ve oradan aslında Hoşeya bunu bilmeden o karşılığı satın aldı. Tıpkı Rabbi bizi satın aldığı gibi. 1. Korintiler 6:20'de de aynı şeyi söylüyor. Bir bedel karşılığı satın alınmış. Artık kendimize ait değiliz. Günah aslında Tanrı'nın yerine koyduğumuz her konuda bir anlamda bizler de zina ediyoruz. Tanrı'yı aldatıyoruz. Ama onun eşsiz sevgisi, sözlü ifade edilmez sevgisi ve ödediği pahayla artık satın alınmışız. Ve bu efendiye bağlı olmamız gerekiyor. Hoşeya bunu İsa'nın nasıl yapacağından da bahsediyor aslında 6. bölümde. Diyor ki, gelin Rab'e dönelim 6. bölüm 1. ayette. Bizi o parçaladı, o iyileştirecek. Bizi o yaraladı, yaramızı o saracak. 2. ayet İsa'ya yönelik diyor ki, 2 gün sonra bizi diriltecek, 3. gün ayağa kaldıracak, huzurunda yaşayalım diye. Biz daha günahkarken bizim için ölen Mesih'ten bahsediyor. Biz iyi olduğumuz için değil, layık olduğumuz için değil, daha günahkarken bizim için olan Mesih'ten bahsediyor. Bütün kutsal kitap aslında İsa Mesih'ten bahsediyor. Bütün peygamberlerde, Hoşeya gibi. Vahiy 19'da ne diyor? Aslında İsa'ya tanıklıktır diyor peygamberliğin özü. İsa'ya tanıklıktır. O yüzden bütün kutsal kitap bizi oraya yönlendirmektedir. Kendimizi affetmemiz çok önemli. Çünkü Mesih bizi affediyor. Bu onun alaya alacağı anlamına gelmiyor. Onun yani onu adeta kandırmaya çalışmak anlamına gelmiyor. Ama onun sevgisi bizi kucaklar. Bunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Kendimizi bağışlamalıyız. Özetleyecek olursak Tanrı'yı bilmek aslında sonsuz yaşamın kaynağıdır kardeşler. Bugün kendimizi sorgulayalım. Gerçekten Tanrı'yı tecrübe ettin mi? Kutsal kitabın sözlerinde, İsa'nın buyruklarında, Tanrı'nın buyruklarında okuduklarımı gerçekten hayatında gerçekleştirebilmesi için Tanrı'ya izin verdi. Bunu biliyor musunuz gerçekten? Yoksa birileri söylediği için mi aslında bunun var olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da sadece sözsel bilgi olarak mı sizin hayatlarınızda var? Eğer öyleyse aslında sorumuz o putperestliğe doğru kayıyor farkında olmadan. Bizim bir zamanlar yaptığımız gibi kredi kartlarına, paramıza, gücümüze, hasta olmayışımıza, gençliğimize bir şekilde bel bağlıyoruz ve Tanrı'nın yerine koyduğumuz her şeyi putlaştırıyoruz hayatlarımızda. Ama aslında Tanrı bilgisidir. O yüzden izin verin lütfen. Tanrı sizin hayatınızda onun gerçeği, kendi gerçeğini size göstersin. Lütfen onu tecrübe etmekte ısrarlı olun. İkincisi, önderlerimiz ya da olgun olanlarımız bu konuda büyük iş düşmekte bizlere. Öğretirken aslında sadece insanların duymak istedikleri değil ki, kelam o konuda da uyarıyor. Diyor ki bir zaman gelecek ki insanlar kulaklarını okşayan sözler söyleyenleri etraflarında toplayacaklar. Biz onlardan olmayalım. Biz onlardan olmayalım. Biz Tanrı bilgisini, Tanrı gerçeğini hem yaşamlarımızda örneğiyle hem de sözlerimizle Rab korkusunun aslında ne kadar önemli olduğunu hayatlarımızda gösterelim ve kilise Tanrı'nın boyunduruğuna girmekte alçak gönüllü olabilsin. O yüzden kahinler bu noktada büyük iş düşmektedir. Ve son olarak bahsettiğimiz Tanrı'nın sevgisi. Onu hafife almayalım kardeşler. İnsan ölçüleriyle Tanrı sevgisini anlamaya kalkmak en hafif ifadeyle haksızlık olur.
bizim anlayışımızı çok aşan bir sevgiyle bizi sevdi. Her ne durumda olursak olalım, her ne yapmış olursak olalım, bir bedel karşılığı satın aldık. Evet, yaptıklarımızın sonucu var. İsrail o sonucu yaşadı. Ama Rab onlardan vazgeçmedi. Ve Rab bizden de vazgeçmiyor. Biz iyi olduğumuz için değil, sadık olduğumuz için değil. Ama onun sevgisi gerçekten anlayışımızın çok üstünde olduğu için. Belki dualarımıza yön verir. Bugün aslında tapınma zamanında Tunça abi herhalde okudu. Ben Hoşea kitabını okudukça aslında Paulus'un Efes Kilisesi için ettiği dua böyle aklımın içerisinde sürekli döndü durdu. Yani hangi bölümü okuduysam neresinde paylaşmalıyım aslında diye dua ederken hep bu ayetler benim aklımda. Yani bugün bizim dualarımıza da yön verir umuduyla bu ayetleri okuyalım. Sonra birlikte dua edelim. Efesler 3. bölüm 16. ayet. Diyor ki, babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla doğmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücümüz yetsin. Hadi ayağa kalkalım, birlikte dua edelim. Rabbim sevgisini ve bize öğretmek istediklerini hayatımıza almak için. Ya Rab, sana hamd etmek istiyoruz. Değişmeyen Tanrı olduğun için. Rab, bizim günahlarımızın biçimleri değişse de senin sadakatin aynıdır ya Rab. Kuşaklar boyunca. Rab, milattan önce 7. yüzyılda insan neyse bugün aynıdır. Ama hamd ediyoruz ki sen de aynısın ya Rab. Bunun için sana şükrediyoruz bütün kalbimizde. Ya Rab, halkı olarak senin önünde durabildiğimiz için teşekkür etmek istiyoruz. Ve aslında bugün kutsal ruhun aracılığıyla Rab, o seninle ilgili o bilgiyi tecrübe edebilme imkanına sahip olduğumuz için sana şükretmek istiyoruz. Rab, sözünden okudukça yüreklerimize işlediğin kelamın hayatlarımıza uygulayabilme konusunda senden yardım ve güç istiyoruz ya Rab. Sana sığınmak istiyoruz bu konuda. Seni tecrübe edebilmekte istekli olmak istiyoruz ya Rab, bize yardım et diye sana yalvarıyoruz. Ve her şeyden önemlisi, bizi satın aldığın için sana şükrederiz. Bizim gibi günahkarları sevmeye razı olduğun için sana şükrederiz ya Rab. Biz bazen birbirimize bile tahammül edemezken sen bütün halkına tahammülle yaklaştığın için teşekkür ederiz, şükrederiz ya Rab. Senin sevgin muhteşemdir. O yüzden bugün İsa'nın adıyla hayatımızda putlaştırdığımız ne varsa bunları uzaklaştırıyoruz ya Rab. Yüreklerimizi daha derin bir şekilde sana yaklaştırmak istiyoruz. Daha derin bir şekilde senin sevgini kavramak istiyoruz ya Rab. Ve buna layık bir yaşam sürebilmek için bize yardım et. Güçsüzlüğümüz ancak seninle tamamlanır ya Rab. Zayıflığımız ancak seninle tamamlanır ya Rab. Bize yardım et. Ve bugün Rab, topluluğunda sana değil de güvendikleri her ne varsa bunu kırabilmek için kardeşlerime güç ver diye sana dua etmek istiyorum. Seni tecrübe etmekte istekli bir kilise. Çağlar boyunca insanlar ölüm pahasına sana tutundular çünkü seni tecrübe ettiler. Bu bilgi onların hayatlarındaydı. Bunu kilisene öğret ya Rab, sana yalvarıyorum. Sevgin için sana şükrederim. Kendimi bağışlayamadığım her konu için senden özür diliyorum ya Rab. Ve şimdi senin sevgine sığınarak yüreğimi sana açıyorum. Rabbim ve kurtarıcım olarak bir kez daha seni yüreklerimizde mesediyoruz ya. Seninle yaptığımız antlaşmayı yeniliyoruz. Rab, bugüne kadar sana aykırı, senden uzak sürdürdüğümüz yaşamlardan dolayı çekmemiz gereken ne varsa buna razıyız sonuçlarına. Ama sonunda senin sevgin, senin kanatların altında olabildiğimiz için de teşekkür etmek istiyoruz. Ve bu konuda daha da bizi geliştir diye sana yalvarıyoruz. Yüceler Yücesi İsa adıyla. Amin.